Evet, önce bir sizi tanıyalım. Adım Mehmet Topuz. İstanbul Eyüp doğumluyum. 1981 yılında İstanbul Eyüp'te doğdum. Yaklaşık 20 yıldır 500 evlerde kuyumculukla alakalı hizmet vermekteyim. Son 3 yıldır 500 evlerde Kuyumcu Mehmet adında bir işletmem var. İnsanlara hizmet veriyoruz burada. Elimizden geldiği kadar profesyonel bir hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Böyle. İsteyemeyenler adında bir kuruluşun var, bir gönüllülük esaslı hizmet veriyorsun. Bundan bahseder misin? Ne zamandan beri bu oluşumun içindesin? Ne gibi hizmetleriniz var? Hasan Bey, öncelikle böyle güzel bir soru sorduğunuz için size teşekkür ediyorum. Çünkü isteyemeyenler bizim kalbimizde çok güzel yeri olan bir yardımlaşma grubu. Tabii ki resmi olarak dernek de olmak istiyoruz ama ne buna zaman yetiyor ne de şuradaki pozisyonlarımızda imkanımız el vermiyor. Ama tabii ki önceliğimiz resmi dernekleşmek. İsteyemeyenler yardımlaşma grubu çok küçük bir kıvılcım tanesiyle ateşlenip gerçekten bizim gönlümüze ve insanların gönlüne taht kurmuş yardımlaşma grubu. İsteyemeyenlerin ilk önceliği yani kişi, şahıs, işte medeniyeti, nereli olduğu önemsemeden gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup onlara yardım etmeye dayalı bir grup. En önemli esası da gönüllülüğe dayanan bir yardımlaşma grubuyuz. Yani şöyle oluyor, bizim gönlümüzden geliyor, yardım ediyoruz. Nasıl yardım ediyoruz? İlk önce ihtiyaç sahibi aileleri belirliyoruz. Gerçekten ihtiyacı olup olmadığına kanaat getiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gerek çevredeki muhtarlardan, gerek çevredeki esnaflardan bilgisini alıyoruz. Bu doğrultuda da elimizden geldiği kadar maksimum en üst yardımını yapıyoruz. Bunun örnekleri var. Yani gerek gıda olsun, gerek evinin elektriği, suyu, doğalgaz borçları olsun, gerek evindeki işte koltuk takımıdır, buzdolabı ihtiyacıdır. Bunları elimizden geldiği kadar gideriyoruz. Ve en önemli yaptığımız yardımlardan biri de bu bayram, Ramazan'dan sonraki bayramlarda çocuklara aldığımız kıyafetler bizi çok sevindiriyor. Çünkü gerçekten çocukların o aldığı yardımlardaki verdiği reaksiyonlar bizi çok mutlu ediyor. O çocuklar biliyorsunuz bizim geleceğimiz, filizimiz. Onlara bu şekilde incitmeden, gururlarını rencide etmeden yardımlarımız bizi de çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Kaç kişilik bir oluşum? Evet, şöyle oluşumumuz bir kişiyle başladı, iki kişiyle başladı pardon. Volkan Bey ve ben birlikte küçük bir ateş yaptık dediğimiz gibi. Bu çok güzel yerlere geldi. Şu anda minimum 20 kişiyiz. Yani bu 20 kişi inşallah ilerleyen zamanda 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi olur. Böyle de devam ederiz. Biz çok çoğalmanın derdindeyiz. Aslında tabii çoğalsa çok güzel olacak. Çünkü çok güzel yerlere gideceğimiz hedeflerimiz, projelerimiz var. Ama bu çoğalmayı biz hızlı bir şekilde olmasını tabii isteriz ama eğer gerçekten gönüllülük sistemine uygun insanları bulursak çabuk çoğalsın ama gönüllülük sisteminde biliyorsunuz Hasan Bey yani böyle çok isteyen var ama gönülden bu hizmeti yapacak insanlar bulamadığımız için çok fazla çok çabuk çoğalamıyoruz. Projeleriniz nelerdir? Bir de son günlerde, yakın zamanda daha doğrusu Habibler Mahallesi'nde bir Kur'an kursuyla ilgili çalışma yaptınız. Bundan bahseder misiniz? Tabii projelerimiz yani ilk temel Hasan Bey yani temel olarak biz şunu görüyoruz. İnsanların gerçekten anlık gıdaya ihtiyaçları oluyor. Bu gıda yönünde baya bir aktifiz. Yani temel gıdaları mutlaka insanlara destek vererek onları böyle bir gün iki gün değil yani böyle bir ay iki ay rahatlatacak temel gıdaları esas alıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani burada dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi gerek buzdolabı olsun gerek işte efendim oturma grubu olsun gerek elektriğin suyun doğalgazın yani o insanları bunu karşıladığın zaman ilk adımı attırdıktan sonra zaten o yol oluyor. Eğer gerçek ihtiyaç sahibi ise siz bizi daha aramıyor. Arıyorlar teşekkür için oluyor, arıyorlar. Allah razı olsun. En son yaptığımız projemizde de Sultan Gazi Habibler'de gerçekten insanların samimi bir ortamda özellikle hocamız
maddi karşılık beklemeden yavrularımıza dini bilgiler, eğitimini veriyordu. Ama bu çok zor şartlarda ve kötü, pis şartlarda yapılıyordu. Biz bu işimize sinmedi, el vermedi. Volkan Ünal kardeşimizle birlikte biz bu projeyi başlattık ve sonunda nihayetinde çok güzel bir şey çıktı. Yani orada gerçekten onun eski halini ve yeni halini görüp de duygulanmamak işten bile değildi. Yani çocuklarımız temiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda, özellikle hocamızla bu ortamı oluşturduğumuz için ve buna vesile olduğumuz için biz çok gururlandık, mutlu olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle projeler karşımıza çıktığı sürece biz isteyemeyenler yardımlaşma grubu olarak her zaman orada olacağız. Yani bunu gerçekten sizin dediğiniz gibi bir güzel bir nokta koymamız lazımdı. Nasıl yapalım? İşte yemek götürelim. Yemek götürsek sordu. Orada Hakan abi, yani Sultan Gazi Habibler muhtarı Hakan abi yardım etti bize. Bir köfte arabası getirdik. Sıcak sıcak çocuklarımıza orada köfte ekmeklerini de verdik. İçeceklerini de temin ettik. Ve onlardan hayır duası aldık. Bitirdik. Dediğim gibi isteyemeyenlerin misyonu, hedefi gerçekten çok global, çok büyük. Yani biz istiyoruz ki dünyada ihtiyacı olan, hani böyle dışarıda kalan insanlar oluyor biliyorsun, gerçekten yeri geldiği zaman bir kuru ekmeğe bile ihtiyacı olan insanlar oluyor. Yani bizim hedefimiz bu. Yani ihtiyaç sahibi, en ufak temel ihtiyaca dayalı insan kalmasın, aile kalmasın. Bugün bir baba evine gittiği zaman çocuğuna bir çikolata almak istiyor. Efendim söyleyeyim, bir güzel güzel ekmeğini, peynirini, zeytini götürmek istiyor. İsteyemeyenler olarak malum biliyorsunuz bazı yardımlaşma grupları oluyor, yardımlaşma dernekleri oluyor. İşte pirinç koyuyor, makarna koyuyor, salça koyuyor, götürüyor. Biz öyle bir yardım yapmıyoruz Hasan Bey. Bizim yaptığımız yardımlarda pirincinden, buğdayına, tereyağından, sucuğuna. Çünkü ben çok eve gittim. Eve gittiğimde kolimizi açtığımda çikolataları değil, sucuğu görüp, salamı görüp sevinen çocuklar gördüm. Yani inan şu an bile tüylerim diken diken oldu. Gerçekten sizin için çok basit gelen, hani çoğu insan için çok basit gelen ama bir çocuğun yıllardır sucuğun ne olduğunu bilmeyen çocuklar, hani size belki çok basit gelebilir bu sucuk, sosisli, salamdı. Bunları görmeyen çocuklar, lezzetini unutan yetişkinler var. Bunun için bu bizim yaramız, yani kanayan yaramız. Onun için elimizden geldiği kadar bu kulvarda mümkün olduğu kadar en üst segmentte yapıyoruz yardımlarımızı. Dediğim gibi bunları da insanların rencide etmeden elimizden geldiği kadar o mücadeleyi veriyoruz. Allah razı olsun, bize bir kişi bile dua ediyorsa bizim tek çıkarımız Rabbim bize orada bir sevap yazıyorsa, bir kişinin duasını alabiliyorsak, vesile olabiliyorsak bunlara, biz her zaman ihtiyaç sahiplerine onu diyoruz. Birisi gelecek. Sizin ihtiyacınızı karşılamaya gerçekten birisi gelecek. Allah birisini vesile edecek. Eğer bizi vesile ediyorsa ne mutlu bize. Son söz olarak neler söylemek istersin? Son söz olarak neler söylemek isterim? Yani herkes bir şeyin ucundan tutarsa bu zincirleme bir halka gibi bu yardımlaşma işi Hasan Bey. Yani domino taşı gibi bir taşı dokunduğun zaman bütün taşlar dökülür bilirsiniz. Bu da bunun gibi, bir iyilik yaptığınız zaman arkası arkasına geliyor. Hayatınız boyunca iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Belki size insanlar kötülük yapacak. Belki yaptığınız iyiliği hak etmeyecek. Ama bunu gören zamandan, mekandan münezzeh büyük bir yaratıcı var elhamdülillah. Rabbim görüyor yaptığınız iyilikleri, hayırları. İyilik yapın, denize atın. Allah, Rabbim görüyor. Onun için iyilik yapmaktan kesinlikle geri durmayın. Başka bir şey diyemiyorum ben.